Bir video sorumuz varmış. Sorumuzu duyalım, görelim. Benim kısaca hemen şöyle bir sorum olacaktı. Zamanında babam ve kardeşleri bir ev almışlar. Daha sonra amcamların durumu iyi olmadığı için babam hepsinin hakkını ödeyerek bu evi kendi üzerine aldı. O dönemde babaannemi çıkarmadık. Babaannem o evde kalıyordu. Kira da almadık. Ama abim evleneceği için babam artık onun çıkmasını söyledi. Ama onu sokağa atmadı. Dedi ki gel benim evimde kal. Ben başka eve çıkayım. Ya da bir kiralık ev bulalım sana, ben kiranı ödeyeyim. Babaannem hiçbirini kabul etmedi. Bize dava açtı. Biz davayı kazandık. Elimizde onun çıkması için karar da var. Ama dileniyor. Ben çıkmayacağım diyor. Amcamlar da biz müftüye sorduk. Müftü böyle yapan bir insanın dinde yeri yoktur. Ben böyle yapan insanın dininden şüphe ederim dedi diye bize böyle söylediler. Ama biz yanlış bir şey yapmadığımızı düşünüyoruz. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekir? Sorumu yanıtlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Evet hocam, aile içi bir tartışma yaşanıyor. Torun evlenecek. Evet. Baba diyor ki ya anne işte seni evden çıkaralım, oğlum evlenecek. Seni başka bir eve inşallah taşıyalım. Kiranı da ben karşılarım, seni başka bir eve alalım diyor. Kabul etmiyor annesi, babaanne. Sonra da mahkemelik oluyorlar hocam. Evet, yani ne dersin babaya, ne dersin? Baba yeni oğlunu evlendirecek, ev lazım. Şimdi maalesef eski kültürümüz yok. Eski kültürümüzde babaanne de evimizde olurdu. Ya. Beraber, ya. Beraber hatta ayrı bir mutluluk olurdu. Ya. Şimdi yok, babaanne olmasın. Ya yarın belki biz de babaanne olacağız. Biz de dede olacağız. Yani o günleri düşünmek lazım. Millet olarak Muhsin Bey, maalesef kültürümüz değişti. Doğru. Köyümüzde, şehrimizde efendim gençler evlenecek ayrı daire. Ya ayrı daire de gençler, hanım bir şey söylüyor, beyin zoruna gidiyor. Bey bir şey söylüyor hanımın, hadi ayrılalım. Ya. Daha çiçeği burnundaki aile ayrılma yoluna gidiyor. Halbuki kayınvalide olsaydı, kayınpeder olsaydı, kızım ne yapıyorsun? Oğlum neyi diyorsun? Böyle olmaz yavrum. Yanlış ediyorsunuz. Aklınızı başınıza toplayın derler. Onlar da yanlış yordan dönerdiler. Şimdi böyle diyecek yok. Baba kim? Ana kim? Babaanne kim? Anneanne kim? Boş ver onları. Ya onların duasına ihtiyacımız var. Ya. Ya vah vah. Merhum İsmail efendim, Ankara Kocatepe'nin imamı İsmail hocamız Ankara'ya vardığımda, hocam hacannem nasıl diye annemi sordu. İsmail Bey, annem vefat etti deyince, hocam dua kapım kapandı desen ya. Bak unutamadığım bir söz. Dua kapım kapandı. Değerli bir hoca arkadaşımız böyle yorumlamıştı. Böyle demişti, doğru. Yani şimdi bakın, oğlunu evlendirecek baba zor da, babaanne de zor da. Babaanne ayrılmam diyor. Baba ayırmak istiyor. Bugünün şartlarına babaanne bari yeni eve çıksa, kirayı da oğul ödeyecek. Bakın diğer birileri de diyor ki böyle diyeni ben diyenin dininden şüphe ederim. Bu da maksadı aşan bir sözdür. Hemen küfürle, dinden çıkmayla itham etmeler, bunlar da doğru değildir. Ama bu konuda tabii şunu da anlatalım. Bakın birisi sahabeden, birisi sırtına anasını almış Kabe'yi tavaf ettiriyor. Peygamberimize rastlayınca hel etteytu hakkaha, anamın hakkını ödedim mi diyor. Peygamberimizin de cevabı, annen sana hamile iken alıp verdiği bir nefese bedel değildir. Anacığını sırtında Kabe'yi tavaf ettirmen. İnsanlar içinde en çok kime iyilik edelim ya Resulallah? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Babana. Üç defasında anne. Anne bir müddet
karnında taşıdı. Bir müddet bağrında, ömür boyu da kalbinde taşıdı. O yüzden üç defasında annene diyor Allah'ın Resulü. Yani şimdi annemize son derece saygılı olmalıyız. Hele anneannemize, babaannemize son derece saygılı olmalıyız. Ama bugünün şartlarında biraz önceki yapılan teklifte olduğu gibi babaanne ayrı bir daire kiralayayım, seni oraya koyalım, oğlum da bu evde otursun. Bir başkası da diyor ki ben bunların dininden şüphe ederim. Bu da çok maksadı aşan bir sözdür. Hemen dinsizlikle itham doğru değildir. Allah razı olsun hocam. Altın değerinde nasihatler hocamdan dinledik. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.